Makro ve Basic 2019 videolarına hoş geldiniz. Bir önceki dersimizde sayfa üzerine eklemiş olduğumuz buton içerisinde yazmış olduğumuz kod bu da öyle. B2 hücresini ilk makro yazısını yazdırmış olup yazı büyüklüğünü 20 ve bold özelliğini yani kalınlık özelliğini aktif hale getirmiştik. Yine bu örnek üzerinde işleme devam edecek olursak bu kez yapacağımız işlem yazı üzerinde italik özelliği ve alt çizgi özelliğini uygulamak olacak. Eğer ki kod bloğunda bir önceki satırdaki bilginin büyük bir kısmını bir aşağıdaki satırda da kullanmanız gerekiyorsa kopyala yapıştır işlemini kullanabilirsiniz. Örneğin bir üst satırdaki bilgide font alanına kadar seçili hale getirip sağ tuş copy diyerek alt satırda paste özelliği ile kopyala yapıştır komutunu kullanabilirim. Yine burada yapacağımız işlem sayfa 1'deki B2 hücresinin font özelliğinin italik özelliğini aktif hale getirerek yani true yaparak yazımıza italik özelliği kazandırabiliriz. Yine B2 hücresindeki bilgiye alt çizgi uygulaması yapacaksak kopyalamış olduğumuz satırı yine Ctrl V ile yapıştırıp fontun underline özelliğini yani alt çizgi özelliğini yine true yaparsak bu kez B2 hücresindeki bilgiye alt çizgi uygulaması gerçekleştirmiş olacağız. Yine Excel butonu ile sayfamıza geri dönecek olursak düğmemize tıkladığımızda ilk makro yazısını yazmış olacağız 20 font büyüklüğünde koyu, italik ve alt çizgi uygulaması gerçekleştirmiş olacağız. Yine B2 hücresine tıklayıp içerisindeki bilgiyi silersek düğmemize tıkladığımızda yapmış olduğumuz işlemi bize tekrarlamış olacak. Bu videomuzda anlatacaklarımız bu kadar. Bir sonraki videoda yeniden görüşmek üzere.